Hocam sorular gelmeye başladı. Geldikçe de ben size soracağım ki çünkü bazen izleyicilerimiz her soruya cevap verilir. İtinayla hem de. Hiç sual sorulmaz bizde. Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için ne tavsiye edersiniz? Evet. İşte öğrenme güçlüğü olan çocuk bir kere demek ki büyürken niye eskiden öğrenme güçlüğü çekmiyordu insanlar diyelim. Şimdi beslenme bozuk, ucuz şekerler, işte mamalar. Tabii her türlü mamaya demiyoruz. Ucuz tabii. Mamalar var, ucuz şekerler var, merdiven altı ürünler var. Tabii bütün bunlar patslar var, cipsler var biliyorsunuz, kolalı içecekler var. Fast foodlar var. Şimdi çocuklarımız sağlıklı beslenemiyor ki. Öğrenme yeteneği zayıfsa algılama, hissetme, fehmetme diyoruz biz buna. Neden? Şimdi ben size söylüyorum burada. Yapacağı bir şey var. Bakın ey anneler söylüyorum. Ceviz. Bir avucu kadar her gün ceviz, badem. Bakın ceviz, badem, fındık. Bir de kuru üzüm. 20-30 tane. Ben de hep yiyorum bunları. Onun için her şeyi çok iyi algılıyorum. Tabii hocam. Siz de çok zekisiniz yani demek ki. Ama dün bizi unuttunuz tabii söylemeyi programda. Aydın abi kadar... onda ne oldum biraz da. Evet yani bitiremediniz mi cümleyi bir türlü yani. Biz dinliyoruz neyse, sizi tabii size izliyoruz. Reklama ihtiyacınız mı var? Estağfurullah izliyoruz sizi. Yani çok kolay demek ki bakın anneler çocuklarınıza okul hepimiz gençler alın şimdi ceviz, fındık, badem 5 tane. Ceviz, fındık, badem, kuru üzüm. Kuru üzüm mutlaka kuru üzüm ve çekirdekli olsun istiyoruz. Çekirdeğiyle yutacaklar. Çok önemli. Çekirdeğiyle bir ceviz attı, 3 tane üzüm atsın. Çiğnesin, tatlı da olur, çok güzel. Sabahki çayını da su içmesin. Neden? Yeşil çayını bununla içsin, ıhlamurunu bununla içsin. Çocuklar asla siyah çay içmemeli. Bakın, kesinlikle eskiden derlerdi bize. Çocuklar çay içmez. Bu tavsiye ettiğiniz şey öğrenme güçlüğü çeken çocuklara günde neler verilmesi gerektiğini söyledi kesinlikle. Sayın Maraki. Neden? Neden? Kaç gün sonra bir algılamada şey kesinlikle oluyor? Kesinlikle ikinci, üçüncü gün oradan aldığınız vitamin, mineral ve enzimler her şey direkt beyine gidiyor. Hiç posası yok bunun. Hmm. Aldınız üzümle, tabii bir sakkaroz zaten, anında beyne. Yani şimdi beyniniz algılamamasının sebebi ne Sabah Hanım? Şimdi istiyor, beyin diyor ki B1, B2, B6, B12 yolla ama siz posa yerseniz o fast foodlarda o Arjantin'den gelen tozlar var, patates tozları. Ben gördüm bunları. Amerika'da 91 yılında doktora üstü çalışma için gittim. Tarım azazilerinde çalışmalar yaptım. Neler gördüm biliyor musunuz Sabah Hanım? 5 kiloluk patatesleri gördüm. Bakın. 1,5 metrelik bizim o Türk tütünlerinin 1,5 metre boyunda olduğunu gördüm. Genlerini değiştire 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 bunları büyütüyorlar. Bunlar patates olmaktan çıkıyor. Bunların işte tozları mı geliyor? Bu ülkeye bir baksın tüketiciler birliğini açıp sorsunlar. Acaba her sene giren patates tozu ne kadar? Siz sanıyor musunuz ki o hani bir takım şeyler var böyle bunların hepsi cips mi? Hiç alakası yok hani desenli. Kalıba dökülmüş. Siz böyle efendime söyleyeyim kalp gibi falan patatesi kesecek bir sistem mi var? Kalıplar var dökülüyor yapılıyor. Şunun için diyorum biz kimseye bir şey için ekmeğiyle oynamıyoruz. Bize diyorlar ki mail geliyor. Hocam ekmeğimizle oynuyorsunuz. Ben... Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için bir bilim adamı olarak bunları söylemek zorundayız. Bir de hocam Türkiye'de ilk defa böyle bebekler için doğal mama ve çorba tariflerinin yapıldığı bir kitap değil mi bu? Kesinlikle burada çok önemli. Yani bu kitabı önemli yapan şeyler var. Birincisi şifalı yemekler. Neden şifalı yemekler yazdık? Yani yemekler şifa vermiyor mu? Vermiyor bazen. Hasta oluyoruz işte. Ne yapıyorsunuz şimdi? Lahana dolması yapacaksınız değil mi? Lahana insanda zayıflamadan tutun da immün sistemi güçlendirir, hepatit BC'den tutun da çok yoğun bir alkali su vardır içinde. Bedendeki asitik ortamı yok eder. Hı hı. Ama siz patatesi aslayıp da suyunu dökerseniz işte bakın şifasız bir yemek oluştu. Aynı şekilde ıspanak da böyle. Yıllarca biz ıspanağı pişirirken haşlayıp suyunu dökmedik mi? Döktük. Makarna. Çocuk makarna seviyor. Şimdi üniversiteye hazırlanıyor. Makarnada çok güzel vitamin ve mineraller var. Haşlıyorsunuz, suyunu döküyorsunuz. Bakın bunlar yanlış şeyler işte. Biz şifalı yemekler nedir? Şimdi peki mesela... hocam haşlıyoruz. Bir dakika ben buradan bazı tariflerden gideceğim size. Evet. Haşlayacağız makarnayı, suyunu ne yapacağız? Dökmeyeceksiniz. Anne nasıl pilavı pişiriyorsunuz suyunda? Hani bir kilo pirince 5 bardak su gibi vesaire. Hı hı. Bunu da ayarlarken eliniz öyle olacak ki ev hanımlığı kolay değil. Bunun bütün tarifleri burada verilmiş.
Makarna suyunun içinde pişecek. Bütün vitamin ve mineraller de içinde kalacak. Bakın işte şifa burada. Küçücük bir ayrıntılığına şifaya kavuştunuz. Hı hı. Yani lahanayı haşladınız ama üstüne su dökerler. Acı olur diye eskiden suyu dökülmüyordu. Çıkan suyu tekrar onun içine dökülsün mesela. Yani bunlar mucize şeyler. Yani dünyada alkali listesi vardır. Birinci de bellidir. Kırmızı pancar, ıspanak, turp, havuç, lahana, kereviz, maydanoz, tere. Şimdi bunlar alkali oranı en yüksek olan bitkiler. Ne yapar alkali? Bedenimiz niye hastalanır? Asitik olduğu için. Bu asiti yok eder bedenden, iyileşirsiniz. Çocuğunuz olur, saçınız dökülmez, immün sisteminiz güçlenir. Onun için mi siz bu şeylerde, neydi, kozmik beden temizliğinde hep lahanada verirsiniz? Tabii veriyoruz. Lahananın her gün sıkıp suyunu veriyoruz. İşte kozmik beden temizliğine bir 5 dakika ayıralım. Ayıracağız. Orada 10 yaş nasıl gençleşecekler böyle? 50 yaşında biri nasıl hücre yaşı 40 yaşına inecek? Bunları bahsedeceğiz. Kitabınızda mesela diyelim ki aşure çorbası. Tamam mı? Orada hem yapılışını söylüyorsunuz hem de şifasını söylüyorsunuz. Evet. Hemen o vardı bizde, verelim izleyicilerimiz yazarken, ben de şifasını okuyayım. Şu soru ve görüşleriniz. Lif bakımından son derece zengin olan bakliyat, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesi ve tokluk hissi sağlanması açısından önerilir. Evet. Bakliyatı düzenli olarak yerseniz hem vücudunuz için gerekli olan bütün vitaminleri ve mineralleri almış hem de karbonhidrat ve proteinin doğal kaynağını keşfetmiş olursunuz. Buyurun. Şimdi bunun farkı bu işte. Bakın şimdi yemeği yerken, çorbayı yaparken anne burada bunu görecek. Diyecek ki bunun buna iyi geldiğini koyuyor. Bir de yanına bakın şimdi. İçine konulan neler var? Yan tarafında yazıyor. Yazıyor burada. Evet. Hepsi bakın yazıyor. Ne yazıyor orada? İşte A, B, C, D vitamini. Efendim içine koyduğunuz B1, B2, B3. Mesela soğanda ne var? Hepsinin özelliği burada. Yani aldığınız şeyde içine sarımsak koyuyorsunuz şimdi. Sarımsakta ne varmış? A, B bol miktarda C vitamini, iyot ve kükürt var. Ha şimdi çok önemli. Ne koyuyoruz içine? Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Ne var içinde? Fosfor var, azot var, vitaminler var. Anne bunu bilecek. Kendinde ne eksik? Demir eksik. Hop ben diyecek şu çorbayı yapayım, bunda demir var diyecek. Yani bu kitabımızın farkı içine konulan bütün malzemelerin içinde nasıl ne tür vitamin var. Nasıl her gün yemek yiyoruz? Bu şekilde de bu hani yapabiliyorsak eğer işte aşure çorbası. Evet. O bu. Şimdi birazdan da buharda sebzeli enginar gelecek. Bu arada bir sorumuz var hocam. Evet. 24 yaşında bir bayan, saç liflerinde stres egzaması varmış. Tedavisi yok diyormuş doktorlar. Bununla yaşa diyorlarmış. Herhangi bir öneriniz var mıymış? Stres egzaması. Yani tabii hekimlerimiz bunu çok daha iyi bilirler. Ama bir çaresi yok demişler. Zaten çaresiz olanlar da bize geliyorlar. Biz hekim değiliz tabii ki. Hekimlerimizin önerilerine mutlaka uysunlar. Buradan onu bir kere siz daha söylemek istiyorum. Kainat eczanesinden. Biz kainat eczanesinden hastalanmamak için ve doktorların kullandığı ilaçlara da destek olarak bir çalışma yapmak istiyoruz. Şimdi egzama ile ilgili bir kere içeriden, bunun sebebi karaciğer. Karaciğerin temizlenmesi, dinleyicimiz kozmik beden temizliğini beklesin. 7 gün evinde bunu yapsın. Bakın o karaciğer temizlenecek. Karaciğer temizlendi mi kanı temizleyecek. Kanınız temizlendi mi askerler tam olacak, kanın içindeki askerler. Diyelim 50 tane asker lazım bize. Bunların çoğu yok bizde, 10 tane 5 tane kalmış. Hı hı. İşte ne olacak, bu 50 tane oldu mu gidip o sıkıntıları yok edecektir diye söylüyoruz. Bunun sebebi karaciğer temizliği, kereviz, kırmızı pancar suyu mesela. Oraya lahana geleceğiz suyu, mi siz şu tabii. Anda kozmik şeye geçtiniz. Anlatmıyorum ama bunları da bu ara yesin ve kullansın diye söylemek istiyorum. Söylemek istiyorsunuz.